Arkadaşlar merhaba. Yine bir Osmanlıca dersiyle birlikteyiz. Kısmet olursa bu dersimizde de Rika belge okuyacağız. Hemen belgeye başlamadan önce kanalımıza lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın şu kısım erkan. Gördüğünüz gibi sürekli anlatıyoruz bunu. Çünkü uzun zamandır aynı belgeler üzerinde çalışıyoruz. Harbiye bakın. Harp kelimesi şurada. Biye kelimesi burada. Umumiye'nin umusu burada. Miyesi burada arkadaşlar. Dairesi de gördüğünüz gibi bir hemzeyle burası da daire derken hes de burada. Si'si de burada. Umuru, erkanı, harbiye dairesi. Şube 1 numero 917. Arkadaşlar biliyorsunuz genelde Rika belgelerde şöyle bir işaret oluyor. Bu işaret genelde lafzı celilin bi biliyorsunuz Arapça harfi cer demek. Harfi cerdir. Hi ise ya da hu ise hu Allah'ı temsil eder. Biliyorsunuz Allah lafzı celilini yazdığımızda şuradaki hu'yu alırız ve şuraya götürdüğümüzde bihi'nin Allah olduğu anlaşılır arkadaşlar. Hemen bu hızlı açıklamadan sonra şuraya bakalım. Huzuru meali mevfur. Arkadaşlar ben uzun zamandır size hatırlarsanız derslerimde Sadaret ve Penahi'nin aynı grupta yer alabileceğini, Sadareti gördüğümüzde arkasından Penahi'yi gördüğümüzde de önümüzde Sadaret kelimesinin gelebileceğini söylemiştim. Burada da arkadaşlar meali kelimesini görürseniz mealiden sonra genellikle mevfur gelir. Mevfur. Evet. O halde hızlı bir okuyuş yapalım arkadaşlar. Artık açıklamayı yapmıyoruz çünkü ne yaptık? Meali mevfur derken burada da ciddi bir açıklama yaptık ve genelde bunu da söyleyelim. Meali ile mevfur kelimesi şu kısımda birleşir. Bakın meali ve ye. Bakın ye ve lam. Bu kısımda birleşerek ikisi bir kelimeymiş gibi yazılır. Zaten satır teşkilinde olduğu için bir kelimedir arkadaşlar. Huzuru, meali, mevfuru, Cenabı Sadaret Penahiye. Artık Sadaret ve Penahi'nin Rika yazıda yan yana geldiğini söylememize gerek yok. Yine arkadaşlar söylememize gerek olmayan bir özellik daha. Klasik Rika başlangıcı her zaman söylüyoruz. Nasıl başlıyordu? Bakın maruzu çakeri kemineleridir. Evet. Maruzu çakeri kemineleridir. 13. Kol ordu. Ordu şurası. Kol zaten gözüktü. Kumandanlığından mevrut. Mevrut ismi mef'uldür. Vurut bulmuş demek ortaya çıkan. 11 Taksim 12 Şubat 36 tarihli raporda Maraş hadisesinin Antep ve havalisine tevsi istirayetinden mütevellit galeyan sırasında Şubat'ın 1. günü otomobil, bakın otomobil ile Halep'ten Antep'e gelmekte olan, evet Halep'ten Antep'e otomobiller ne geliyor acaba? Bakalım. Biz de meraklandık. Tabii bu arkadaşlar Ermeni meselesiyle ilgili bir hem Maraş'ın kurtuluşu hem Ermeni meselesi. Ermeni meselesi de deyince roman olarak ilk aklımıza gelen roman, arşiv belgeleriyle yazılmış Aşk Irk Tanımaz tarafından yazılmış bir romandır arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Evet. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Halep'ten Antep'e gelmekte olan Amerika Cemiyeti Hayriye reisi Mr. Day ile Refiki, yani yol arkadaşı Mr. Çalışon ya da Çalışon ve tercümanlarının Kilis ile Antep arasında eşkıyaların taarruzuna, maalesef ne olmuş? Taarruzuna. Kimin? Eşkıyaların. Kilis'le Antep arasında. Nerede? Antep ve Kilis arasında. Tekrar söyleyecek olursak arkadaşlar, taarruzuna, eşkıyaların arasında Antep ile Kilis. O halde nasıl diyoruz? Kilis ile Antep arasında eşkıyaların taarruzuna, evet, eşkıyaların maalesef taarruzunu ne yapmışlar? Uğramışlar. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Bakın arasında derken del harfi ile şuradaki H harfi bitişmez. Ama bitiştiği zaman klasik Rika'da bu formatı alır. Inda. Bakın şurada da aynısını görüyoruz arkadaşlar. Nerede? Hakkında. Gördük mü arkadaşlar? Mütevellit galeyan sırasında. Bakın bunların üçünü de bir kareye alalım ve gösterelim. Inda, sırasında, arasında ve hakkında. Gördüğünüz gibi ında. Evet. Devam edelim. Mr. Çalışon ve tercümanlarının Kilis ile Antep arasında eşkıyaların taarruzuna uğrayarak maktul düştükleri bildirilmektedir ve öldürmüşler arkadaşlar. Şayan-ı teessür, yani üzüntü verici bir durum. Düşünsenize, memleketimize yardım için gelmiş. Tabii yardım için geldiler gelmediler onu da bilemiyoruz. Yani resmi belgenin yüzü böyle. Şayan-ı teessür ve telehhüf olan bu vakaya sahai nüfuzumuz haricinde vuku'a gelen Maraş hadisatının, hadise değil arkadaşlar, hadisat yani olaylar. Maraş hadisatının sebebiyet verdiği asayişsizliğin, arkadaşlar dikkat edin, birbiriyle alakalı belgeleri okuyoruz. Yani bunun bize verdiği fayda nedir? Çünkü yaklaşık 2 aydır Maraş, Urfa, Antep, Ermeni meselesi, Maraş'ın kurtuluşunu okuyoruz. Bunun bize verdiği fayda konuyla ilgili, bu işgalle ilgili terminolojiyi artık iyice hazmetmiş oluyoruz. Asayişsizliğin mühim bir amil olduğu bir iştibahtır. Ne demek bir iştibah? Yani şüphesizdir. Evet, kanalımıza da arkadaşlar lütfen abone olunuz. Mütecasirlerin takip ve derdesti hakkında az önce söylemiştik. 13. Kol Ordu Kumandanlığına yazılan emir suretini leffen, artık leffenin ek olduğunu arkadaşlar iyice öğrendik. Leffen huzuru fehimanelerine takdim ediyorum. Cidden şayanı, bakın şayan derken arkadaşlar nun harfi sonda olduğu için noktalı da olsa noktasız bir kanca şeklinde yazılıyor. Bunu artık öğrenmişizdir diye söylüyorum. Ben hani dikkatleri çekerken utanıyorum ama umarım kaf, şın gibi harflerin artık sonlarda noktasız yazılabileceğini, kancalı yazılabileceğine artık farkındayız. Teessür olan bu vakanın Amerika hissiyatı umumiyesi üzerine sui tesir, geçen dersimizde sui edep, sui tesir konularında su kelimesinin üzerinde arkadaşlar ne yapmıştık? Durmuş idik. Sui tesir yapması ve hasımlarımız için de burası yeni bir silah, tecavüz, tevlid eylememesi, bakın eylememesi için icabı, tamlama olacak sanırım, icabı halin, yani durumun ifasını menutu re'yi sami'i, her zaman dediğimiz gibi sadaret penahileri, sadaret penahileridir. Birlikte yazılıyor arkadaşlar. Sadaret ve penahi. Bakın gördüğünüz gibi sadaret ve penahi birlikte yazılıyor. Sadaret penahileridir. Hemen arkadaşlar devam edelim. Hemen bunun da altını çiziyorum. Neden? Çünkü klasik bir Rika bitirişi. Her zaman bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Değil mi? Ve ne diyoruz? Ol babda emru ferman Hazreti Veliyül emrindir. Bu yazıyı okuyamasanız da arkadaşlar bunun bu şekilde bitirildiğini bilir iseniz bu formda, bu formatta mutlaka bunu da çıkartırsınız diye düşünüyorum. Şuranın fi olduğunu artık öğrendik. 25 cemaziyel, bakın ula kıvırmış. Sene 338 ve fi 16 Şubat sene 336. Kim yazmış diye bu yazıya baktığımızda yazının Harbiye Nazırından çıktığını, değil mi? Harbiye Nazırından çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde de arkadaşlar yine bir Osmanlıca çeviri dersini bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.